Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu aklında hiç kimse olmayanlar için, yalnızlar için ya da yeni aşk, yeni bir ilişki isteyenler için olacak. Halihazırda aklınızda birisi varsa tavsiye etmiyorum dinlemenizi. Çünkü dediğim gibi aklında kimse olmayanlar ya da yalnız olanlar ya da yeni birini isteyenler için bu açılım. Şimdi 4 deste hazırladım. Bu insan işte hayatınıza bakalım yeni biri girecek mi? Girerse nasıl biri olabilir? Bu insanlarınızla nasıl bir ilişki olabilir? Nasıl, ne şartlarda tanışabilirsiniz? Buna yönelik bir açılım olacak. Unutmayın ki geleceğe yönelik açılımlar bize her zaman ihtimali verir. Mutlak geleceği yalnızca Allah bilir. Bu konuda vebal almadığımı her zaman olduğu gibi bu videoda da hatırlatmak istiyorum. Şimdi desteleri tanıtacağım çok kısaca. Birinci deste kılıç ası olacak. İkinci deste tılsım ası olacak. Üçüncü deste kupa ası olacak. Dördüncü deste ise değnek ası olacak. Yeni başlangıç temalı olduğu için as kartlarını kullanmak istedim. Siz videoyu durdurup odaklanıp seçiminizi, tercihinizi yapabilirsiniz. Ben birinci desteyle başlıyorum arkadaşlar. Merhaba, birinci desteği yani buradaki kılıç ası kartımızı seçen arkadaşlarımız. Şimdi öncelikle sizin hayatınıza birisi girecek mi dediğimde evet dedi kartımız. Özellikle 6 aylık bir zaman dilimini gösterebilir bize kupa altılısı. Sonbahar dönemini keza gösterebilir. Kupalar bize sonbaharı verdiği için. Yine akrep burcunu gösterdiği için akrep burcu dönemini yani Ekim sonu ve Kasım aylarını gösteren bir süreçte olabilir. Ama özellikle de dediğim gibi önümüzdeki 6 aylık süreç içerisinde hayatınıza birinin girişini görebilirsiniz. Bu insan şimdi kupa altılısı bize geçmişten gelen ilişkileri gösterdiği için gerçekten geçmişinizden gelen birisi olabilir. Ama burada yani illaki işte bitmiş bir ilişki gibi almanıza gerek yok ya da işte hani denedik olmadı vesaire gibi. Halihazırda geçmişten tanıdığınız ne bileyim belki çocukluğunuzdan tanıdığınız, ilkokuldan tanıdığınız, liseden, üniversiteden artık hani nasılsa bir şekilde tanıdığınız ama ilişki yaşamadığınız ya da evet ilişki yaşayıp bir ayrılık yaşadığınız bir insanı da gösteriyor olabilir. Ama nasıl birisi olduğunu anlatacağım. Oradan az çok anlarsanız zaten. Ama dediğim gibi açılım aklında hiç kimse olmayanlar için olduğundan. Burada hani aklınızda bir insan varsa özellikle onun düşünerek dinlemenizi tavsiye etmiyorum. Tekrar söylemiş olayım. Ama evet birinin girişi gözüküyor. Özellikle de böyle gerçekten şimdi kupa altılısı bize ruhsal bağlantıları vesaire de gösterdiği için çok böyle samimi, vefanın, arkadaşlığın, dostluğun olduğu bir ilişkide olabilir bu kişiyle yaşayacağınız durum. Şimdi peki karakteri nasıl bu insanın dediğimde kendi karakter kartlarımda öğrenci ve benim zincir kıran aslında özgürleştiren olarak tanımladığım şey gelmiş. Şimdi şundan bahsediliyor burada. Öğrenci kartı bir kere bu insanın sürekli olarak zihninin aktif olduğundan ki siz de aslında kılıç asını seçtiniz. Kılıç ası kılıçlar bize düşünceleri gösterdiği için aslında düşüncede bir netliği, bulutların dağılmasını, zihin çalıştırmayı gösterir. Keza siz de hava etkileriyle çalışan ya da hayatta daha böyle mantıklı kararlar alan, mantıkla ilerleyen birisi olabilirsiniz. Şimdi bu insanda bir hayat boyu öğrenme arzusu, kendini bilgiye adamışlık, bilgiyle aslında kendini var etme, belki bir akademik kariyer. Çünkü burada da bir öğretmen kartı geldi ama onu farklı bir soru için aldığım için şimdilik değerlendirmiyorum. Hayat boyu sürekli öğrenen, okumayı seven, araştırmayı seven, kendini geliştirmeyi seven bir insan olabilir. Keza zincir kıran kartı da kendisini ve başka insanları aslında modası geçmiş inanç fikirlerden, düşünce sistemlerinden özgürleştiren ve insanlardaki aslında negatif düşünce kalıplarını, modellerini de bırakan, serbest bırakan, bunun için çabalayan birinden bahsediyor. Dolayısıyla bu insanın bir öğretmenlik, akademisyenlik ya da toplum önünde konuşma yapma ya da düşünceleriyle insanlara yön vermek gibi meziyetleri olabilir. Burada yine kişiliği için açtığım kartlarda aslında güzel kartlar geldi. Şimdi tılsım dokuzlusu bize bu insanın belli bir maddi yaşantısı olduğundan, kendi kendini var ettiğinden ve iki tane dokuz rakamı geldi bakın.
Yalnızlıkla bence barışık bir insan olduğundan bahsediyor. Hayatında kendini tamamlanmaya adamış. Dediğim gibi kendini hayat boyu burada geliştiren birisi var. Kolay pes etmeyen birisi var. İnançları yönünde, inandığı şeyler yönünde adım adım ilerleyen, böyle üstüne hep bir tane bir tane bir tane daha koyarak ilerleyen birisini görüyorum. Aynı zamanda şimdi şöyle bir durum var. Kupa Şövalyesi gelmiş. Evet, duygusal açıdan özellikle size karşı burada romantik bir insan olabileceğinden bahsedebiliriz. Bu insanın yengeç, balık, akrep gibi su etkili olabileceğinden ya da buradaki kartlar bize neyi gösteriyor? Yay burcunu ve başak burçlarını gösteriyor. Daha çok belki değişken burçların etkileri de söz konusu olabilir açıkçası bu insanda. Kendini sürekli gelişime, bir şeyler öğrenmeye adayan bir kimse, bir kişilik olabilir. Değnek dokuzusunu gördüğümde hep böyle bir müdafaa gelir benim aklıma kartın anlamı dolayısıyla. Bu noktada kendisinin belki böyle avukat gibi ya da işte sivil haklar savunucusu gibi bir mesleği olduğunu da düşünebiliriz. Kendisinin keza yine savunmayı gösterdiği için işte askeriye veyahut da emniyet teşkilatı ile bir ilgisi olduğunu düşünebiliriz. Tılsım dokuzusundan dolayı da aslında para olarak özellikle de maddiyat ve kariyer anlamında da belli bir rütbesi, belli bir konumu olan bir insan olduğunu da düşünebiliriz. Pekala, bu insanla ne tür şartlarda aslında nasıl tanışacaksınız dediğimde ise şöyle bir durum var. Şimdi bu insanla ilgili olarak, daha doğrusu hiçbir şekilde yeni bir ilişki aramıyorken ya da bu insanın farkında değilken ya da kendinizi hayata birazcık kapattığınız bir zaman diliminde olabilir bu. Keza burada da 4 ay gösteren bir kart geldi. Sonbahar olması çok olası. Yani şu önümüzdeki sanki 4 ila 6 aylık süreç sizin hayatınıza birisini almanız için kritik olacakmış gibi gözüküyor. Sizin biraz böyle depresif olduğunuz, dışa doğru kapalı olduğunuz veyahut da böyle yalnız kalıp sürekli işte doğada, dışarıda vakit geçirdiğiniz, ne bileyim, özellikle de ağaçlarla çok böyle iç içe kaynaştığınız bir zaman dilimini gösteriyor olabilir. Sanki hayata karşı biraz da mızıkçılık yaptığınız bir dönem. Hani bana ne, bana ne, istemiyorum. Hani kim gelirse gelsin, hayır ya, kalbimi açmayacağım dediğiniz bir zaman diliminde olabilir bu. Bu insanla da tamamen dediğim gibi böyle aslında depresif bir ruh halindeyken tanışabilirsiniz. Boğaz çakrası geldiği için burada konuşmanın doğrudan ben etkin olacağını düşünüyorum. Yani bu insanla siz, çok komik olacak, iletişim yoluyla gibi bir cümle kuracaktım da. Mesele şu, normalde aslında hiç kimseyle belki konuşmazken bu insanla konuşmaya dair böyle bir, evet ya kendimi tutamıyorum, aslında konuşmak da istemiyorum ama deyip bir şekilde konuştuğunuz bir süreçte olabilir. Burada görüyorsunuz meleğin aslında şeyini. Aha, adını unuttum. Burazın iletişimi gösterdiği için mecburen belki konuşmak zorunda bile kalabilirsiniz sanki bu kişiyle. Yani bu insandan sizin öğreneceğiniz bir şeyler de olabilir. Özellikle bakın, mavi renk de çok yoğun olarak geliyor boğaz çakrasından dolayı. Burada kılıç asını seçmiştiniz. Burada da bir mavi teması var. Yine kılıç ası da bize iletişimi verdiği için, bilmiyorum, bu insanla siz bir şekilde konuşurken bulacaksınız kendiniz ya. Bu şey değil, hani bir yerde gördüm, beğendim, hoşlandım, o da benden hoşlandı bir ilişkisi değil. Hayır. Bu sizin aslında başkalarıyla çok da iletişim kurmazken bu insanla bir şekilde konuşmaya başladığınız bir ilişki. Öyle tarif edebilirim. Sanki böyle olacakmış gibi gözüküyor. Kupa dörtlüsü de özellikle neresi diye araştırdığımızda bize gerçekten ağaç temasını da verir. Hep de bana şeyi hatırlatıyor. Newton'un çekim yasasını hatırlattığı için belki bu insan fizikle uğraşıyordur. Bilmiyorum. Şimdi peki bu insanla aranızda ne tür bir ilişki olacak dediğimde, bakın yine burada benim kendi destemden yarım elmalar geldi. Bitmemiş mesele, yarım kalmışlık. Ya bu insan sizin belki de eğitim hayatınızda, belki üniversite hayatınızda aynı bölümde okuduğunuz ama okurken hiç de farkında olmadığınız ya da evet böyle gördüğünüz ama gidip merhaba merhaba diye tanışmadığınız, sadece aynı bölümde, aynı okulda olduğunuzu bildiğiniz ve seneler sonra bir şekilde, ne bileyim, sosyal medyadan oradan buradan merhaba nasılsın işte biz de aynı bölümde okumuşuz deyip sohbete başladığınız birisi olabilir. Böyle şeyler oluyor. Benim de mesela bölümde okurken tanışmadığım arkadaşlarımla hani biliyorum aslında o kişiler, o kızlar, o çocuklar o bölümde. Sonra seneler sonra işte ne bileyim Instagram'dan ekleşip sonra biz aslında aynı bölümdeymişiz gibi sohbete başladığım
arkadaşlarım oldu. Sonradan çok iyi anlaştım. Mesela bu tarz bir iletişiminiz olabilir sizin de bu insanla. Çünkü dediğim gibi burada bir geçmişten gelmek var. Geçmiş bağlantısı var. Yani sıfırdan hiç aynı ortamda bulunmadığınız birisi değil yüksek ihtimalle. Haberiniz olmayabilir ama aynı ortamda bulunmuş dahi olabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi biraz sizin hani görme işiniz var bu insanı. Biraz böyle görmüyorsunuz, fark etmiyorsunuz. Ve bu insanla işte nasıl bir ilişkiniz olacak dediğimde açıkçası şu olabilir. Şimdi yarım kalmışlık olduğu için biraz böyle gitgeller, konuşmalar, kopmalar, ayrılmalar, barışmalar. Biraz böyle hani evet iki tarafın da aslında birbirine bir şeyler kattığı, bir şeyler öğrettiği, gerçekten burada öğretmenlik, rehberlik gibi şeyler olabilir ikinizin arasında. Aslında birbirinize bir şeyler de öğrettiğiniz, bir şeyler de kattığınız, belki işte kitaplar üzerine konuştuğunuz. Bakın kitap teması tekrar tekrar geliyor. Hani edebiyat, tarih, felsefe hep bu bölümler geliyor aklıma. Üzerinde gerçekten bir şeyler konuştuğunuz. Ama bir yandan da birbirinizin kıymetini sanki zaman zaman anlayamadığınız, görmezden geldiğiniz, bu süreçte de işte ayrı kaldığınız birazcık gitgelli bir ilişki olabilirmiş gibi gözüküyor. Yani hayatınıza girecek olan bir sonraki kişi bu. Yüksek ihtimalle burada bir sevgi aşk bağlantısına düşeceğiniz insan da bu. Yani birbirinize çok şey katacak gibi gözüküyorsunuz. Ama açıkçası biraz böyle gitgelli olacak. Birbirinize gerçekten bakın burada öğrenci geldi, burada öğretmen geldi. Birbirinize gerçekten konuşarak, sürekli konuşarak aslında bir şeyler katacağınız bir ilişkiymiş gibi gözüküyor. Böyle bir insanla yakınlaşacak gibi gözüküyorsunuz arkadaşlar. Bunun haricinde yapacağım bir yorum var mı? Şimdilik yok. Sizleri çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlarınızı, görüşlerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Hoşça kalın. Merhabalar. İkinci desteği yani tılsım asını seçen arkadaşlar. Şimdi tılsım asını seçtiğiniz için ya toprak etkili olabilirsiniz ya da hayatta böyle hani ben söze bakmam, icraate bakarım diyen, daha böyle hayatı somut algılayan, gerçeklere göre algılayan, gördüklerine inanan bir insan olabilirsiniz. Sizin hakkınızda da bunu belirtmek istedim. Keza böyle işte boğa, başak, boğa etkileri de yüksek olabilir haritanızda. Bütün kartları kadrajı almaya çalışıyorum daha bir yandan. Şunu da şöyle alacağım bir saniye. Şimdi öncelikle hayatınızda birisi girecek mi dediğimde güzel. Kuponlusu geldi. Evet, birisi gelecek hatta çok yüksek ihtimalle en geç 10 aylık süreçte diyelim. Bu insanın hayatınızda olacağını söyleyebiliriz. Hepsi gözüküyor mu? Yuppi, hepsi gözüküyor galiba. Şöyle yapacağım birazcık daha. Önümüzdeki 10 aylık süreçte, en geç 10 aylık süreçte bu insanla aranızda bir takım şeylerin olacağını görüyorum. Keza tılsımasını seçtiniz. Yani bence zaten en geç bir sene. Kartta bir seneye gösteriyor. Burada da bir kuponlusu var. Ekim ayını gösterebilir. 10. ayı gösterdiği için ve balık burcunu gösterdiği için de balık burcu döneminde gösterebilir. Yani Şubat'ın sonları ile işte Mart'ın başı gibi. Ama önümüzdeki 10 aylık süreçte hayatınızda birisi varmışsın. Evet, hayatınızda birisi var. Hatta bence bu insanla gayet böyle ciddi, güzel, bakın buradan görüyorsunuz. Zaten işte çoluk çocuk mutlu aile evlilik kartı deriz ya hep. Böyle gayet ciddi bir ilişki olacakmış gibi gözüküyor. Çocuk teması da çok fazla geldi bu insanla ilgili olarak. Peki bu insan nasıl birisi? Bu insanda da keza arkadaşlar su etkisi olabilir. Yani özellikle bakın yengeç, balıkla akrebi de ekleyebiliriz. Bunun yanında terazi burcu ve yine şurada da terazi, kova, ikizler burçları kendini gösteriyor. Özellikle etkili olabilir ama şart değildir elbette ki olması. Şimdi şunu söyleyeyim. Kadın veya erkek fark etmez aklınızdaki insan nasıl birisi olacağı, ama kadınsa anaç, erkekse çok böyle babacan bir tavır olabilir bu insanda. Yani kupa kraliçesini düşünelim. Hani aşka aşıktır, anlayışlıdır, sezgiseldir, sevgiye açıktır. Karşısındaki insanı gerçekten anlamak için dinler. Buna yönelik bir ne diyelim, sezme ve anlama, empati kapasitesi yüksektir. İnsanlara yardımcı olmayı seven bir insan görüyorum burada. Çünkü buradaki kartlarımda da dilenci ve gossip geldi. Şimdi burada şey var. Kendisinin ve başkalarının ihtiyaçlarının farkında olan, hem fiziksel hem manevi seviyede bu insanlara kucak açan birisi. Elinden geleni yapan birisi. Ve başkalarının duygularının farkına varmış bir insan. Başkalarının düşüncelerinin farkında olan bir insan.
Bundan dolayı da hayatındaki insanları ve topluluğu hatta göz ardı etmiyor. Onların ihtiyaçlarına da değer veren birisi. Size de sanki bu özelliğiyle biraz kanınıza girecekmiş gibi gözüküyor. Yani kimse de görmediğiniz sezgiyi, anlayışı bu insandan bulabilirsiniz. Yalnızca birazcık kararsız bir insan olabilir yapısı gereği. Çünkü burada bir kılıç ikilisi var. Yani su ve hava etkisi olabilir bu insanda ve su ve hava bir arada biraz açıkçası zordur. Düşünceleri çok hızlı değişebilir. Hani bir kararsızlık alabilirsiniz ondan. Ha, ya hadi ne düşünüyorsun artık karar ver gibi. Ne bileyim belki basit bir yemeği seçmesi bile dakikalar alabilir. Biraz böyle sanki kendi kararları arasında çok fazla gidip gelen birisi olabilir. Mantığıyla sezgileri duyguları arasında çok fazla gidip gelen birisi olabilir ama genel olarak aslında ben bu insanın yeni şeyler öğrenmeye istekli, nasıl desem, birazcık belki maceracı olduğu yerde çok uzun süre durmayı sevmeyen, hani hemen şuna girişim buna girişim gibi tez canlı bir insan olduğunu da söyleyebilirim. Ama zeki bir insan, anlayışı ve kavrayışı yüksek bir insan, IQ'su özellikle, hatta IQ'su da belki çevresindeki insanlardan kat kat gelişmiş olabilir. Kendini sanki sürekli böyle yeni şeyleri öğrenmeye adamış birisiymiş gibi gözüküyor. Keza manevi olarak ben bu insanın böyle çok boş bir insan olduğunu düşünmüyorum. Şimdi genelde izleyicilerim kadın olduğu için karşı tarafta genellikle diyelim erkek oluyor. Ve erkekler birazcık daha manevi konularda daha kapalı oluyorlar. Daha analitik, daha rasyonel bakıyorlar hayata. Ama ben bu insanın birazcık o yanının aslında yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani spiritüellik dediğimiz ya da işte maneviyat dediğimiz konuda öyle çok boş olmadığını düşünüyorum açıkçası. Bunun haricinde ne söyleyebilirim? Şöyle hemen bakıyorum. Bu insanla tanışmak noktasında bakın. 10 rakamı, 9 rakamı ve 7 rakamı da keza önemli olabilir. Şimdi peki siz bu insanla nasıl tanışıyorsunuz dediğimde kılıç dokuzusu ve topluluk kartı geldi. Bir kere doğrudan şu anda da tam böyle düğün dernek mevsimi koronaya da rağmen. İşte düğün dernek ortamı olabilir, bir mezuniyet, birinin bir şey kutladı. Veya işte ailelerin bir araya geldiği, insanların bir araya geldiği ya da sadece arkadaşlarınızla basit bir şekilde bir yere gittiğiniz bir durum olabilir. Bir topluluk içerisinde tanışmak çok mümkün gözüküyor. Arkadaşlar vasıtasıyla tanışacağınız bir insan olabilir ama orada bir kalabalık var. Ne bileyim kız arkadaşlar, kadın akrabalar. Akrabalar. Kadın akrabalar. Konuşalım. Kadın akrabalar. Akraba. Ha, akraba demeyi unuttum. Tövbe. Ya şeyi çok izliyorum da bu ara. Zeynep'in Harikalar Diyarı. Zeynep Hanım'ın bir tiplemesi çok dalga geçti ama akrabalar diye orada bana ulaştı. Dediğim gibi bu aracılıkla tanışacağınız birisi olabilir. Hatta belki uzak bir akrabanız olabilir. Yani bir aile bağlantısı var çünkü. Belki ailenizin tanıdığı birisi de olabilir. Ve burada da bakın 9 rakamı gelmiş. Şimdi bize İkizler Burcu dönemini gösterebilir. Veyahut da şimdi nasıl sorusuna ben bunu çektiğim için. Birinci de size de benzer gelmiş. Siz 1 ile 2 arasında kalmış olabilirsiniz. Çok da böyle huzurlu hissetmediniz. Evet belki dışarıdan gülüyorsunuz, eğleniyorsunuz, topluluklara karışıyorsunuz vesaire ama içeride kendinizi kötü hissettiğiniz, bunalımda hissettiğiniz, hayatta her şeyin sizin üstünüze geldiğini düşündüğünüz, düşüncelerinizin arasında boğulduğunuz, Allah'ım hani benim sonum ne olacak dediğiniz bir zaman diliminde tanışabilirsiniz bu insanla. Yani iç ve dış haliniz birbirine uymuyor. Sizin üstünüzde veya karşı tarafın üzerinde beyaz veya kırmızı elbise de olabilir. Nedense bakın burada kırmızı elbise, burada kırmızı elbise, şurada beyaz elbiseler. Beyaz elbiselerden dolayı yine böyle bir düğün ortamı da çağrıştırıyor bana. Hatta kırmızıdan dolayı kına gecesi bile olabilir. Bilmiyorum. Biraz böyle tuhaf bir deste. Böyle bir zaman diliminde dediğim gibi tanışabilirsiniz. İşte çok huzursuzsunuz, her şeyin kötüye gittiğini düşünüyorsunuz. Ama dışarıda da gülüp eğlenmek zorunda olduğunuz bir durumda bu insanla tanışabilir misiniz gibi gözüküyor. Şimdi şöyle gelelim. Peki bu insanla ne tür, nasıl bir ilişkiniz olur? Emekleme ve bebek adımları geldi. Bu kesinlikle zaten yeni birisi. Yani onu söyleyeyim. Zaten aklında biri olanlar dinlemesin dedim özellikle. Lütfen mesajlarda ayrıyeten sormayın. Aklımdaki kişiye çok uyuyordu demeyin. Onu bulmuşsunuzdur arkadaşlar. Onu bulma niyetiyle dinlediğiniz için onu bulmuşsunuzdur. Bunu lütfen kritik yorumlarda bir daha yapmayalım.
Bu insanlar biraz sanki böyle arkadaşlar yavaş yavaş ilerleyecek olan bir enerji var. Çünkü zaten tılsım asını seçtiniz, o da biraz yavaş ilerler. Böyle bebek adımları, böyle mik 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 ve böyle emekliye emekliye gidecek. Ama yeni, fresh bir ilişki görüyorum. Yavaş ilerlemesinden de siz zaman zaman şikayet edebilirsiniz. Ama sanki doğru olan da buymuş gibi. Bu insanla çünkü birbirinizle ya çok fazla manevi paylaşımınız olacakmış gibi gözüküyor. Ve şunu görüyorum. Bakın yine burada da çocuklar teması. Yani bu kartın anlamında şey vardır. Evli mutlu çocuklu işte ne bileyim güzel bir hayat istemesine rağmen içeride korkuları olan bir insandan bahsedilir. Ben bir şey görüyorum. Sanki bu insanla gerçekten böyle bir evlilik düşünebilirsiniz. Burada çünkü kutlama teması, düğün teması çok fazla geliyor. Ve gerçekten evlilik yaşayacağınız bir insan da olabilir bu keza. Ama biraz böyle sizin, biraz onun çekincelerinden dolayı bakın hep böyle bir kararsızlık, bir ikilem var. Yavaş ilerlemesine rağmen bence oraya gidecek bir ilişki olabilir. Ve bence birbirinizin gölge yanlarıyla da tanışacağınız bir ilişki. O korkuları belki birlikte aşacağınız. Hani birbirinizi yavaş yavaş tanıyarak gideceğiniz ve bunun neticesinde de sizi hayat yolunda da sanki ilerletecek bir insanmış gibi gözüküyor. Evet. Bu insanla hani o ilişki kararının gelmesi de birazcık zaman alabilir. Sizin veya onun yani içten içe çekinmesinden, belki bir ilişki, bir aile hayatına duyduğu tereddütten dolayı. Ama oraya gitmesi çok olasıymış gibi gözüküyor. Sizin yorumunuz da bu şekildeydi. Dilerim ki sitenize cevapları bulabilmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok öpüyorum. Merhabalar. Üçüncü desteği yani kupa ısını seçen arkadaşlar. Şimdi... ilginçtir. Açımızın içinde de bir kupası geldi, kendini gösterdi. Şöyle birazcık yaklaşalım. Öncelikle hayatınıza birisi girecek mi sorusunda çok ilginç ya. Yani diğer çektiğim destelerde de böyle geldi. Hep ya bir ilişki kartı gibi evlilik kartı geldi. Gerçekten evet birisi girecek. Ve bu yani burada aslında Koç burcunu gösterir kart bize ama yaz temasından dolayı pekala Ağustos ayında gösterebilir. Çünkü şöyle ilginç bir durum var. Ben burada çok hızlı bir şey alıyorum. Şimdi kupa asını seçmişsiniz. Kupa ası bize bir aylık zaman dilimini gösterir. Açılımın içinde aslında karşı tarafın nasıl birini olduğunu sorduğum soruda da kupa ası geldi. Şurada bir büyücü kartı geldi. Aslında hani vade veremem bunu ama bir rakamını gösterdiği için burada sürekli bakın 1, 4, 1, aslar 1 demek. 4, 1 ve 4, 1, 1, 3, 4 sürekli 4 ve 1'e götürüyor rakamlar. Bence çok yakın, çok hızlı. Zaten bu da çok anlaşılabilir. Nedenine de geleceğim. Ama değnek dörtlüsünden dolayı evet hayatınıza birisi geliyor. Giriyor ve pekala bu insanla da çok net bir şekilde ilişkiniz olacakmış gibi gözüküyor. Siz su etkili olabilirsiniz. Özellikle yengeç, balık, akrep etkili olabilirsiniz. Haritanıza ağır basıyor olabilir. Ay, bu destede en sevdiğim kart galiba kupa ası ya. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Bakayım, etliyor mu? Çok güzel bir kart. Karşınızdaki insan nasıl birisi dediğimde onda da bir kupa ası geldi. Yani tarot kartları içerisinde zaten en sevdiğim kupa ası ama şu destelerde bayılıyorum. Şimdi nasıl bir insan olabilir dediğimde anne ve trickster kartları geldi. Bir kere şöyle bir durum. Biraz kendine çelişebilir bu noktada ama sanki bir yandan aslında çok sabırlı. Sevdiği insanlara karşı çok sabırlı ama kafaya koyduğu konularda da gidip hemen o şeyi başarmak noktasında çok sanki sabırsız, her an harekete geçebilecek. Burada değnek kralı var. Böyle kafama koyduğum şeyi gidip yapmalıyım deyip hareket motivasyonu, güdüsü çok yüksek bir insan varmış gibi duruyor karşınızda. Kendinden emin. Hayatta böyle atılımlar yapan birisi olabilir. Ve hayata bir şeyler getirmeyi de seven bir insan. Koşulsuz sevgiyi bilen bir insan. Onu da söyleyeyim. Koşulsuz olarak karşısındakini sevmeye çok 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 açık. Özellikle ben burada sizin de böyle olduğunuzu düşünüyorum. Hani çok güzel bir sürü kupası var. Harika kartlar var. Mavi rengi de böyle özellikle geliyor zaten. Çok huzur verici bir mavi. Şu tonlara bakın. Ve şöyle bir durum. Bir şekilde hayatta istediği şeyi ne yapıp ne edip alıyor. Hani böyle trickster.
bir şey yapıyor ve ele geçiriyor. Bir şey yapıyor ve alıyor. Hani o tacı hep böyle elinde tutan, gerçekten güçlü, başarılı, başarıya alışmış bir insan. Hayatında yani başarı onun için şey, sıradan bir şey. Öyle söyleyeyim. Başarısızlık garip bir şey olabilir bu insan için. Ve şunu görüyorum. Bazı noktalarda birazcık böyle içe kapalı olabilir. Dışarıdan çok böyle duvar gibi durabilir. Daha böyle katı durabilir. Zaten Oğlak burcunu gösteriyor tılsım dörtlüsü bize. Gerçekten Oğlak etkili bir insan olabilir. Ama içeride şey böyle pamuk şeker. Maat'ın söylemi aklıma geldi. Maat derdi açılımlarında pamuk şeker diye. Evet, dışarıdan katı görünümlü, içeride pamuk şeker saklayan bir insan olabilir keza. Yaptığı iş dolayısıyla böyle sert, otoriter durmak zorunda olan birisi olabilir bu. Ve dediğim gibi hayatta sanki insanların onun zihnindeki, onun kalbindeki yerine göre sanki onlara davranışta geliştiriyormuş gibi bir durum var. Sevdiği insanlara karşı inanılmaz, burada ben anaç ya da babacan artık kendi cinsiyetine göre. Ama çok ilgili birisine alıyorum açıkçası. Yani gönülden sevdiğinde sanki o insan için yapamayacağı bir şey yok. Hani evet, dıştan çok kapalı kutu ama bir kez onun içine girdiğinizde inanılmaz böyle fedakarlıkla gelebilirmiş gibi gözüküyor bu insan size doğru. Burç etkilerine bakarsak Koç Aslan Yay etkisi de olabilir ve yine burada Yengeç Balık Akrep etkisinden de bahsedildi. Güneş burcu olmak zorunda değil, haritasında etkilerini görebilirsiniz belki ama burçlara çok takılmayın. Peki bu insanla nasıl, ne şartlarda tanışıyorsunuz dediğimde büyücü ve düşünen adam geldi. Ya şey, inanılmaz. Gerçekten çok yani başarılı, çok bence donanımlı bir insan. Sürekli kartlar buna dikkat çekiyor. Keza siz de öyle olabilirsiniz. Şöyle ki burada iletişim çok yoğun geliyor. İkinci deste de sanırım böyle gelmişti. Düşünce kanalları, bir şeyi düşünmek ve var etmek, hayata çekmek çok yoğun geliyor. Siz özellikle de belki bu insanı zaten hayatınıza çekmek için işte meditasyonlar vesaire bu tür şeylere girmiş olabilirsiniz. Çok fazla dua ediyor olabilirsiniz. Çünkü büyücü kartı bize hani o göksel olanla bağlantıyı da gösterdiği için, niyeti, manifestation yani hayatımıza çekmeyi de gösterdiği için siz gerçekten bu insanla tanıştığınızda bu insanı arıyor olacaksınız. Hangi desteği? Biri öyle değildi. O hangisi hatırlamıyorum. Bir galiba. Ama siz bu insanla tanıştığınızda bayağı tarif etmiş olacaksınız. Ben işte kaşı gözü böyle, şu işi yapan, ne bileyim şöyle şöyle birini istiyorum diye dua ediyorsunuz, belirtiyorsunuz. Ben artık ne istediğimi biliyorum diyorsunuz. Ve bu insan öyle giriyor zaten sizin hayatınızda. Yani burada sizin duanıza verilmiş bir cevap var. Öyle söyleyeyim. Ve 4, 6 daha 10, 10 da 1'e götürüyor. 1, 1. Yani hem 4 dörtlük hem de sizi 1'e götüren bir ilişki var. Çünkü sanki buradaki bakın değnek dörtlüsünde de şey derler ya işte 11, 11, 1, 1, 1, 1. Sanki öyle bir durum var. Hep 4 ve 1, 4 ve 1'e götürüyor rakamlar bizi. Keza şuradaki sayı da öyle. Ve yani özellikle düşüncenin, düşünme ortamlarının, entelektüel bilginin, yapılan işin kıymetli olduğu bir yerde sanki tanışılıyor. Ama bu destede şöyle bir şey görüyorum. Şimdi ilişkinizin nasıl bir ilişki olacağını sorduğumda sosyal medya kartı geldi benim kendi destemden. Sanki bu insan yani bas bas bağırıyor. Sosyal medya vurgusu çok yüksek arkadaşlar. Sosyal bir kanaldan, sosyal medya kanalından olması çok 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 yüksek. Diğer iki deste de böyle gelmemişti ama sizde bu varmış gibi gözüküyor. Bu gerçekten hani böyle hedefi tam gözünden 12'den vurdunuz. Belki ne bileyim YouTube yorumlarında, belki Instagram'da, belki özellikle Twitter'da gerçekten tanışacağınız birisi olabilir. Çünkü bakın hep diyorum ya, düşünmek ve hayatını çekmek teması çok ağır basıyor bu insanla ilgili olarak. Ve dediğim gibi burada yakın zamanlar var. Yani öyle çok uzak tarihler görmüyorum. Hep böyle sanki bir ay özellikle vurgulanıyor kupasıyla birlikte ama yakın, yakın bir şeyler var. Özellikle Ağustos ayı belki önemli olabilir, bilmiyorum. Yakın bir şeyler var. Ve bu insanla nasıl bir ilişkiniz olacak dediğimde bakın yine. Ön sezi ve tezahür. Tezahür zaten büyücü kartı, bir şeyi hayatımızda zahir ettirmek, görünür kılmak, hayatımıza çekmektir. Ön sezi ve tezahür büyük başarıyla birlikte geliyor. 1, 3, 4 yapıyor. Yine 4'e götürüyor. Allah'ım. 4 nerenin plakası? Bilmiyorum. Bak, biliyorsunuzdur siz. Bakın şimdi
Bu insanla dediğim gibi yüksek ihtimalle sosyal medya kanalından kurulan bir ilişki var. Oradan sürmesi de çok olasıymış gibi. Ve yani siz bakın, şuradaki bence sizsiniz. Şuradaki de şuradaki de. Düşünüyorsunuz, hayal ediyorsunuz, dua ediyorsunuz. Bu insanı siz hayatınıza çekiyorsunuz ve siz bu insanın hayatınıza geleceğini de biliyorsunuz. Ve şaşırmıyorsunuz sanki karşınıza çıktığında, haha işte bu benim için büyük bir başarı dediğiniz. Gerçekten başarı olarak adlandırdığınız, burada yani çok güzel, çok yüksek bir ilişki var. Sanırım en çok üç, yani üçü beğendim gibi bir şey oldu. Benim hangisini beğendiğim önemli değil de. Çok böyle tatmin edici geldi, daha doğrusu böyle söyleyebilirim. Sizi de gerçekten tatmin eden, güzel bir yere gidebilecek bir ilişki var. Özellikle aşkın, sevginin böyle doruklarda yaşanabileceği. Çünkü diyorum ya, kupasları havalarda uçuşuyor. Büyücüler, hani o zihinsel, ruhsal bağlantılar, birbirini gerçekten anlamak. Hani ben de hep hayatım boyunca böyle bir ilişki istemiştim diyeceğiniz ve gerçekten başarı kazanmış gibi hissedeceğiniz, hayatımda bu benim bir dönüm noktası oldu. Hani Allah'ım sonunda bütün o dualarımın karşılığını verdin, çektiğim şeyler boşuna değilmiş diyeceğiniz bir ilişki sizi bekliyormuş gibi gözüküyor. Vallahi beni de haberdar edin ya, çok beğendim, çok güzel. İnşallah da en güzeli olsun hakkınızda. Sizin hakkınızda söyleyeceklerim bu kadardı karşı tarafla da ilgili olarak. Başka ekleyeceğim bir şey var mı? Çok hızlı bakalım. Başka ekleyeceğim bir şey yok. Şurada bir ikizler etkisi var. Başak etkisi de olur keza Merkür'den dolayı. Ama zihnin burada gerçekten aktif olarak çalıştığı bir şey var. Zihin çok aktif çalışıyor. Bir şeyleri hayal etmek çok aktif olarak çalışıyor. Çok güzel, başarılı bir ilişki burada sizi bekliyor arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok öpüyorum. Diğer desteğe geçiyorum. Merhaba. Dördüncü desteği, yani değnek asını seçen arkadaşlar. Şimdi özellikle siz bu noktada ateş etkili olabilirsiniz, Koç Aslan Yay gibi değnek asını seçtiğiniz için. Ve hani gerçekten burada şey var, yanıp tutuşmak artık, hani bir ilişkim olsun ya, yeni bir kan gelsin artık, yeni birini tanıyayım, yeni bir ilişkim olsun diye böyle bir yanıp tutuşmak hali var. Keza sanki burada bir hani o küllerden doğmak, hani artık yeni bir şey istiyorum durumu da var. Şurada da ondan bahsediliyor. Şimdi geleceğim. Burada ne görüyorum? Öncelikle hani böyle biri hayatınıza girecek mi diye sorduğum soruda, evet girecek dedi, ama sanki nasıl arkadaşlar biliyor musunuz? Siz bir şeyleri gerçekten ardınızda bırakıp artık ileriye gitmeye hazır olduğunuzda gelecek. Zaman olarak kılıç altısı bize 6 haftalık zaman dilimini gösterebilir. Kova burcu dönemini gösterebilir. Böyle bir durum var Kova burcunu gösterdiği için. Onun haricinde aldığım şey bu. Bir seyahat temasını gösterebilir ya da burada sanki daha çok içsel olarak, hani ben artık bir şeyi bitirdim, hayatımda bir şeylerden vazgeçtim ve ilerlemeye hazırım dediğiniz bir evreyi gösteriyormuş gibi. Şimdi peki hayatınıza girecek olan bu insan nasıl birisi? Şimdi Scribe ve Companion geldi. Bir kere tam olarak sanki size gerçekten yoldaşlık edecek. Böyle sadık, size sıkı sıkı sarılacak, sizin de sıkı sıkıya sarılacağınız, hani bak değerli bir şey buldum, bir altın, bir maden buldum. Çünkü yani burada bu tema bakın çok fazla geliyor gerçekten. Özveriyle sarılacağınız birisi olabilir. Keza karşınızdaki insan çok aslında güçlü, cesaretli, cömert, mert bir insan olarak yansıyor. Bir şekilde bilgi etmeyi, ama bu bilgiyi daha çok korumayı, tutmayı, bu bilgiyle ve bilgelikle hayatta tutunmayı sanki seven birisiymiş, buna çabalayan birisiymiş gibi gözüküyor. Hani scribe şey demek ya, böyle katip diyebiliriz aslında, bilgiyi tutan, koruyan insanlar olarak çevirebiliriz. Gerçekten böyle insanların güvendiği birisi sanki. Ve burada ne var? Aslan etkisi olabilir, toprak etkisi olabilir, oğlak, boğa, başak gibi. Kılıç yedilisi de bize kova burcunu gösteriyor. Yine kova etkisi olabilir bu insanda. Şöyle ki bu insanın bir dışarıya gösterdiği yüzü, bir de kendi içinde yalnız kaldığını aslında sahiplendiği bir yüzü olabilir. Ve nedense şöyle bir şey oldu. Diğer 3 desteği ben oturarak çektim. Genelde videoları oturarak çekerim. Ama nedense bu destede bir ayağa kalkma, ayakta anlatma ihtiyacı hissettim. Bunun sebebini bilmiyorum. Biraz o içimdeki bilmiyorum. Hani öğretmenlik yaparken de öyledir. Hani
Ayakta daha böyle anlatabilmek daha güzeldir, daha aslında iyidir. Nedense şu an ayakta anlatıyorum. Sebebini anlayamadım. Bu insanda böyle bir yapısı olabilir. Şimdi burada başka ne görüyorum? Bu insana dair olarak kafaya koyduğu, elde etmek istediği şey sanki bu insan kalbini koyuyor. Gerçekten kalbini adıyor ve bununla, canla, başla çalışarak bir şeyler başarıyormuş gibi bir durum var. Gerçekten çok güçlü bir insan. Ama zaman zaman gölge bir yan olarak bu insanı biraz kibirli, biraz gösterişçi, biraz fazla gururlu olduğunu düşünebilirsiniz. Çünkü biraz öyle bir yapısı varmış gibi gözüküyor. Uyanık bir insan, aslında zeki bir insan. Hani hep bir alternatif yol arıyor sanki. Sadece bir gölge yön olarak yine şundan bahsedeceğim. Hani evet, bir şeylere sıkı sıkıya sadakatle sarılmak var ama bu insanın zaman zaman biraz kendi kişiliğinde, dedim ya, burada bir iki yüz mevzusu var. Kendi kişiliğini biraz kaybettiğini, kendi kişiliğine aykırı davrandığını. Yani burada aklıma belli bir psikolojik rahatsızlık geliyor ama bunu tabii ki adlandırmayacağım. Etik değil. Ama bir öyle bir böyle davrandığını, hani kişiliğinde bir problem olup olmadığını bu açıdan düşünebilirsiniz. Biraz sanki böyle bir durumdan bahsediyormuş gibi şey var. Zaman zaman bu noktada güvensiz hareketlerini de görebilirsiniz bu insanın. Biraz böyle tilkilikler yapmaya da müsait bir insanmış gibi gözüküyor açıkçası. Ama çok kolay adapte oluyor koşullara, şartlara. Yani nabza göre şerbeti vermeyi çok iyi biliyor. Öyle söyleyebilirim. Biraz da şeytan tüyü var sanki. Hep bakın, tüy teması da var burada ama aslında ben şurada sürekli gözüm güç kartına takıldığı için bu aklıma geliyor. Şimdi peki nasıl tanışıyorsunuz bu insanla? Takdir ve ölüm kartları geldi. Şurada demiştim ya, sanki bir küllerden doğmak var. Ölüm kartı da bir transformation, bir yeniden doğum kartıdır esasında. Yani burada evet bir şeyler ölmüştür ama yeniden bir güneş doğar. Ölmesi gereken ölmüştür. Sizin burada biraz böyle akrep arketipine geçtiğinizde, çünkü bir akrep burcu kartıdır. Akrebin doğasında da sürekli bir kabuk değiştirmek, yeniden doğmak, ölmek, dirilmek vardır. 8. ev konularını gösterdiği için sanki sizin yeniden doğup kendi değerinizi artık fark ettiğiniz, kendinize takdir ettiğiniz, hayatta bir şeylere minnet duymaya başladığınız bir zaman diliminde, daha böyle özgüvenle ayağa kalktığınız bir zaman diliminde, bir süreçte bu insanla tanışıyormuş gibisiniz. Artık yani siz o siz değilsiniz. 1, 5, 6, bakın yine kılıç altısı. Dedim ya, bir şeylerden vazgeçiyorsunuz. Bir ilişkinin bittiği, bir ilişkiden koptuğunuz, birini belki terk ettiğiniz ya da terk edildiğiniz bir dönem sonrası sanki. Yani çünkü artık siz eski siz değilsiniz. Ben burada sizin yeni bir kişiliğe büründüğünüzü düşünüyorum. Sizin böyle olduğunuz bir süreçte bu insanla tanışıyorsunuz. Dediğim gibi sanki böyle 6 haftalık bir zaman dilimi var. Kartlar 6'ya götürüyor beni. Bir de şey var, ölüm kartından dolayı Ekim sonu ve Kasım ayından da bahsedebiliriz, akrep burcunu gösterdiği için. Şimdi peki bu insanla nasıl bir ilişkiniz olacak? Şöyle alacağım. Şimdi bakın, şifalandırıcı ışık ve keşif kartları geldi. 8, 8. Burada da bir 8 var. As 1 demek. Kılıç yedilisi. 7, 1, 7 yine 8. Ölüm kartı ne demiştim? 8. ev konularını gösterir. Kendi numarası 13 olmasına rağmen. Bak burada 8 rakamı. Sonsuzluk işaretini de düşünebilirsiniz tabi burada ama. 8, o dönüşüm, o hani ha gayret, yüzün kuyruğuna geldin, yolun sonuna yaklaşıyorsun. Burada bunu çok alıyorum. Yani 8 rakam bakın çok önemli olabilir. Keza Ağustos ayı da çok önemli olabilir bu insanla tanışmanız noktasında. Ve dedim ya, sizin yeniden doğduğunuz, böyle kendinize geldiğiniz, o ölü toprağını belki üzerinden attığınız ve artık iyileşmeye başladığınız bir zaman diliminde tanışıp bu insanla da gerçekten hani birbirinize bu noktada ortak olabilirsiniz. İki kişinin de bakın elinde tuttuğu bir ışık hüzmesi var. Adam burada derenin kenarında böyle taşı eliyor eliyor. Taşların içinden altını bulmaya çalışıyor. Sanki sizin ilişkiniz de işte bu insanla böyle bir ilişki olacak. Bu insan başta böyle minik bir canavar var burada, uzaylı. Çok yabancı gelebilir. Belki gerçekten farklı bir kültürdendir, farklı bir dindendir, farklı bir etnik gruptandır, bilmiyorum. Normalde dönüp belki yüzüne bakmayacağınız birisi bile olabilir. Siz de onun olabilirsiniz keza. Çünkü burada bu canavar teması da çok fazla geliyor. Güzel ve çirkin gibi bir ilişki de olabilir tabii. Birbirinizi belki sık sık yanlış anladığınız, zaman zaman birbirinize yabancılaştığınız ama her seferinde de birbirinizi böyle yeniden keşfettiğiniz bir ilişki olabilir. Veyahut da şimdi keşif teması önemli olduğu için
çok yabancı olabilir bu insan size, gerçekten yabancı bir kültürden olabilir ve hani bu insanı hep keşfetmeye çalışıyorsunuz, o da hep sizi keşfetmeye çalışıyor. Ve gerçekten burada keşif, birini candan, yakından tanımaya çalışmak çok fazla geliyor açıkçası. Ve bence bu insanı tanımaya çalışırken aslında kendinizi de sanki şuradaki gibi yeniden artık keşfediyorsunuz. Belki kendinizle ilgili yeni şeyleri keşfetmenizi, öğrenmenizi dahi sağlayabilir bu ilişki. Böyle bir kişiden ve ilişkiden bahsedildi burada. Başka söyleyeceğim bir şey var mı? Dördüncü deste çok değişik geldi. Çünkü burada dediğim gibi net bir bitiş var. Net bir böyle, ne bileyim, aldatılmış olabilirsiniz, ihanete uğramış olabilirsiniz. O insan da böyle olmuş olabilir. Bunun ardından gelen çok farklı, normalde belki dediğim gibi dönüp bakmayacağınız bir insanla bekleyen, sürekli böyle keşfettiğiniz, yeni şeyler öğrendiğiniz, değişik, ilerlemeci, progresif bir ilişkiden bahsediliyor. Şu teması da çok fazla var bakın. Yani bir seyahatte bile belki tanışabilirsiniz bu insanla, bilmiyorum. Ama çok fazla sanki yeni şeyi deneyimleyeceğiniz, dünya görüşünüzün bile değişeceği bir ilişki sizi bekliyor olabilir arkadaşlar. Sizin için de yorumlarım bu şekildeydi. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.